kanalını anlayalım. Nasıl bir yer burası? Sizden dinleyelim. Geminin karaya oturduğu nokta ile ilgili bize biraz bilgi vermeniz mümkün mü? Geminin karaya oturduğu nokta normalde kendi aranmış kanalında gitse en fazla 20-30 metre genişlikte derin taranmış bir kanalda bu koca 200 bin tonluk konteyner gemisi normal seyrini yapıyor. Diğerleri biraz daha sağa sola kayabilse bile bu özellikle bu gemiler bu kadar yüksek volümlü gemiler daha böyle merkezden hiç kaymayacak şekilde gitmesi lazım ama bu kazanın şu anda ilk söylenenlerdeki nedeni rüzgar. Baktığınız zaman zaten fotoğraftan dehşet içinde kalıyorsunuz. Yani o güven deniz seviyesinde en üst sıradaki konteynere kadar yukarıya doğru olan mesafe 25 metre belki 30 metre konteynerleri saymadım ama yani 20-25 metre bile desek geminin boyuyla çarptığınız zaman aşağı yukarı dehşet bir 11 metrekare alan rüzgara açık. Bu geminin gitmesi gereken kanaldan çıkaran neden şu anki ilk surveyler rüzgar etkisiyle hattan çıkıyor ve ondan sonra üzerindeki sürat ataletiyle 7-8 knot o da aşağı yukarı 15 kilometre bir sürat yapar. O hızla dönerekten hem önden hem arkadan ama öncelikle önden baş tarafından gemi suların da böyle ya dönemini gözünüzün önüne getirin yani ortada 20 metre ise kenarlara gittikçe 15, 10, 8, 6 gibi azalaraktan şeyi orada kendine bir çukur, bir kanal açıyor otururken ve ataletle açıyor bunu. Bunu zaten açtık da oturduktan sonra yapacak bir şey kalmıyor. Şöyle söyleyeyim yani sizi o toprak, o kum çekiyor geminin oradaki ağırlığını. Suction denen bir... bir bataklık etkisi yaratıyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle çekiyor. Hı hı. Zaten çalışmaları da görüntülerde aksettirdiğiniz gibi çalışmalar şöyle gidiyor şu anda. Ne yapıyorlar? Sahile o kadar yakın olduğu için kepçelerle geminin o basıncını azaltıyor. Çamurun basıncını azaltmak için şey yapıyorlar. Balçıkları, çamurları denizin dibinden alıp kenara koyacak şekilde çalışma yapıyorlar. Bu çalışmada en son BBC'ye siz de söylemişsinizdir belki sabah okuduğumda incelediğimde bir cumartesi günü bitirilip bir deneme yapılacağı söyleniyor. Çünkü yani bundan da bir sonuç alınamazsa alternatif nasıl bir floating crane, düzen crane bulacaklar ama ön taraftan yük hafifletmesi. Yükün boşaltılması da söz konusu şu anda. Gemideki yükün boşaltılması da söz konusu. Tamamını değil. Gözünüzün önüne baş tarafı getirin. O baş taraftaki konteynerlerden bunların hesaplaması su azalmasıyla yapar uzmanlar. Yani 500 konteyner, 600 konteyner. Her neyse yapılacak hesaba göre baş taraftan o konteynerleri tekrardan yüklemek üzere tabii. Yani Sayın İnçer. Yüzünce koyacaklar. Bir de yakıtı alacaklar belki. Ağırlık hafifletmesi yapılabilir yani. Hem yükünü hem de yakıtını boşaltabilirler. Şunu merak ediyorum. Bir kısmını diyelim. Şunu merak ediyorum. Bu şu ana kadar bu bölgede karaya oturan en büyük gemi benim bildiğim kadarıyla ve bunun rüzgar sebebiyle aşırı hız ve rüzgar sebebiyle olduğunu siz söylediniz. Kurtarma çalışmaları da evet yürütülüyor ama sizce ne zaman sona erer? Tahmininiz var mı bununla ilgili? Çünkü dünya ticaretinin %12'ye yakın bir kısmı bu bölgeden geçiyor ve pek çok gemi de bunu bekliyor. Sizce tahmini olarak ne zaman sona erer? Eğer bu işe yaramazsa başka ne tip yöntemler kullanılır? Yük hafifletmesi. Başka yöntem başka yok. Yani gemiyi hafifleterekten kendi açtığı kanaldan o çekme gücü azaldığı için geri alacaklar. Arkadan da kıçından da yapılıyor. Geminin kış tarafında da bu işlemler yapılıyor. Orada da bir hafifletme olduğunda alın yani çıkılır ama haftalar sürebilir. Şeyleri tabii en kötümser senaryo. Doktorlar gibi yani ortaya kötü senaryo söylenmek zorunda. Ama umduklarından başlangıçtaki hesaplarından daha uzun süreceklerini söylüyorlar. Çünkü baş taraftaki o hızla saplanma kuvveti çok hızlı olmuş.
O yüzden o çamurun çıkarılmasıyla ilgili yarın bir deneme yapılacak. Yani 9.6 milyar dolarlık yük var şu anda. Yani bekleyen gemilerle beraber. Hem güneyde hem kuzeyde hem de timsah gölünde bekleyen yükleri, gemilerdeki yükün varyosu para karşılığı değil. 9.6 milyar dolar. Ama hani biz bu dönemlerden geldik. Geçen sene bu dönemlerde uçaklar yere inmişti yani. Hiçbir ticaret yapılmıyor. Geçen. Peki. Meseleyi karartmamak lazım bence. Bu kadar çözülür. Biz de bekleyeceğiz ve göreceğiz bakalım çalışmalar nasıl bir sonuç verecek. Gemi Brokerları Derneği Başkanı Kaptan Semih Dinçer gün ortasının konuğuydu. Süveyş kanalında kalan o büyük gemiyi konuştuk. Petrol fiyatları da hatta %4 oranında yükseliş göstermişti değerli izleyiciler. Pek çok gemi şu anda bu olayı bekliyor.